Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok keyifli bir içerikle birlikteyiz. Çünkü bugün 3 tane çok farklı ürün deneyeceğiz. Üçü de bakım ürünü. Şimdi şöyle, çok heyecanlıyım çünkü üçünü de çok merak ediyorum gerçekten. Üçünü de test edip bakalım sonuç alacak mıyım, almayacak mıyım, size tavsiye edecek miyim göreceğiz. 3 ürünü de size önce neler olduğunu göstereyim. İlk ürünümüz göz maskesi ama bu bildiğiniz bir göz maskesi gibi değil. Bu ısınan spa göz maskesi. Yani kullanırken sıcaklığı artıyor ve ısınıyor. Watsons'ın kendi markası Spa Warm Eye Mask diyor. Ürünü böyle göstereyim. Yani nasıl ısınıyor hani... Daha önce hiç böyle bir şey denemedim. Gerçekten merak ediyorum. Süresi de kısa, hani 10 dakika. Ve hani... Soğuğu denedim ama sıcağı hiç denememiştim. Aşırı merak ediyorum. Size ürünleri tek tek gösterdikten sonra isterseniz hemen göz maskesiyle başlayalım. Buna geçtiğimiz, bunu yapacağımız zaman detaylı olarak anlatırım. Şimdi geçelim diğer kullanacağım ürüne. Yani bizi nelerin beklediğini önce size anlatayım. Sonra da ürünleri tek tek kullanalım. İkinci kullanacağımız ürün Elsev Dream Long L'Oreal markasının buhar maskesi. İki aşamadan oluşuyor. Bunun için tabii önce banyoya gireceğim. Islak saçlarımı taradıktan sonra karşınıza gelip bunu birlikte yine deneyeceğiz. Şu an kuru saçlarım. Biz göz maskesini önce deneyelim. Ben sonra duşa gireceğim ve saçlarımı yıkadıktan ve taradıktan sonra gelip bu maskeyi deniyor olacağız. Bu bonede de yine ısıyı hapseden bir kağıt bone özelliği var. Uzun yıpranmış saçları tamamen onarmak ve sağlıklı uzamasını sağlamasına yönelik bir ürün. Şimdi ilk olarak göz maskesi deneyeceğiz, sonra saç maskesi deneyeceğiz ve son olarak bombayı patlatıyorum. Şimdi şunu şöyle anlatmak istiyorum ilk olarak. Huzursuz bacak sendromunu daha önce aranızda duymuş kişiler var mı? Eğer şimdi söyleyeceğim şikayetleri yaşıyorsanız büyük ihtimalle sizde de huzursuz bacak sendromu var olabilir. Şöyle ki ben yatağa yattığım an... Yani bir 5 dakika içerisinde bacaklarım böyle Allah'ım yani şuraya koyuyorum olmuyor, buraya koyuyorum olmuyor, döndürüyorum olmuyor. Yani hep bir huzursuzluk, hep bir böyle garip böyle gıcık hisler oluyor bacağımın özellikle baldır ve aşağısı kısmında. Yani baldırdan aşağısı bacak bileklerime kadar bir huzursuzluk bana yani uyuyana kadar bir yarım saat belki 45 dakika huzursuzluk yaratıyor. Bu da benim uykuya dalışımı geciktiriyor açıkçası. Yani bunu her gün yaşamıyor olsam da haftada 3 kere falan yaşıyorum. Benim bir arkadaşım daha bu huzursuzluk bacak sendromunu yaşıyor ve o hap kullanıyor. Her gün hap içiyor ve o hap sayesinde çok rahat uyuyabildiğini söylüyor. Ben bu konuda henüz doktora hiç gitmedim. Yani çok 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 dayanılmaz bir şikayetim yok ama bunu yaşıyorum. Ben şöyle Shooting Leg Patch diye bir ürün keşfettim bugün. Bugün Watsons'a gittik ve bunları Watsons'tan aldım. Bu arada bu ürünü anlatmadan önce size şunu söylemek istiyorum. Oje alayım dedim. En son bekarken oje aldım. Yani 1,5 yıl oldu evleneli. O kadar çok ojem varmış ki yeni bitti yani. Yani bitmedi hatta da. Hani kullanmayı sevdiğim kırmızı, işte böyle lila, mavi tonları bitti. O yüzden gideyim alayım dedim. Allah'ım şok oldum. Bir oje 14 liraya. Şu 1 dakikada kuruyanlar var ya onlardan aldım. Allah'ım 14 lira ya. Bir oje 14 lira olur mu ya? Diğerleri de hani o 1 dakikada kurumayanlar da 8 lira, 7 lira öyleydi yani. Gerçekten çok şaşırdım. Yani uzun süredir oje alışverişi yapmıyorum. Ve hani biraz şaşırdım açıkçası. Bunu da hazır bahsediyorken size söylemek istedim. Neyse ki uzun ömürlü şeyler. Evet, nerede kalmıştık? Huzursuz bacak sendromu. Şimdi bu ürün arkadaşlar içerisinde 6 tane pet tarzı sanırım. Böyle küçük bezler gibi bir şeyler var ve bu bezler size okuyarak anlatayım. Bacaklarınızı uzun süreli rahatlamaya ve yorgunluk hissini azaltmaya yardımcı olur diyor. Yani tam aradığım şey. Gerçekten bunu bu gece deneyeceğim ve sabah kalktığımda sizleri sonuçlardan bilgilendiriyor olacağım. Şimdi şöyle bu 6 tane şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum ama aslında şu büyük tarafta da gösteriyor. Bacaklarının hangi kısımlarına sürüldüğü gösteriyor. Şöyle yakından göstereyim. Zoom yapıyor mu yapmıyor mu bilmiyorum ama zaten ben denerken size göstereceğim. 4 tane essential oil var diyor. Bakalım neler varmış içerisinde. Lavanta varmış. Bir dakika şuradan okuyalım. Şimdi diyor ki cilt şekline uyum sağlar ve rahatça kullanılabilir. Egzersiz sonrası, uzun süre ayakta durma zamanlarında, uzun süreli yürüyüşler veya topuklu ayakkabı kullanımlarında... Sonra diyor. Ama ben aynı zamanda gece yatarken de böyle bacaklarımdaki huzursuzluktan dolayı kolay uykuya dalabilen biri olmadığım için bu bana da uygun gibi geldi ve denemek istedim. 4 esansiyel yağ içerir. Lavanta, portakal, sardunya, sardunya ve ho yaprağı diyor. Bana iyi gelecek gibi hissediyorum. Evet, şu anda 3 tane farklı
gerçekten çok merak ettiğim ürün deneyeceğiz. Şimdi ilk olarak yüzümde makyaj var ve bu makyajı çıkarıp göz maskesini deneyerek başlayalım isterseniz. Bu arada bu Shooting Leg Patch ürününü buzdolabında muhafaza edin diyor. Yani şöyle ki, daha iyi soğutma etkisi için kullanmadan önce buzdolabında bekletebilirsiniz diyor. Dondurucu da saklanmamalı, bozulabilir. Şimdi ben bunu isterseniz önce akşam yatmadan önce bunu kullanacağımız için ben bunu bir buzdolabına koyayım. Bu soğusun. Biz o ara göz maskesiyle başlayalım isterseniz ürünleri kullanmaya. O zaman şimdi ilk aşamaya geçelim. Bu arada akşam olmak üzere ve ürünleri akşam deneyeceğiz. Yani evin kendi ışığında deneyeceğiz. Bu nedenle ekran bu kadar net ve parlak olmayacak. Zaten şu anda da akşam üzeri olduğu için çok da böyle hani hava kapalı da olduğu için netlik gün ışığını çok iyi almıyoruz. Ama yine de bu videonun çok keyifli ve eğlenceli olacağına eminim. Saçımı topladım, makyajımı çıkarttım. Böyle bir paketi var. Bakalım ya, bu arada 40 derece diyor yani. Derece çok sıcak değil mi? Isınacak mı şimdi bu gerçekten? Deneyelim bakalım. 40 derecede rahat bir sıcaklık. Buhar nem ile yorgun gözleri rahatlatmaya yardımcı olur. Her gün 10 dakikalık bir spa seansıyla kendinizi şımartın diyor. Şimdi göz maskesini ambalajından çıkarınız. Hava ile temas ettiğinde ısınmaya başlayacaktır. Kulaklık kısımlarını kulağınıza yerleştiriniz. Nasıl bir şey bu açalım? Ben hala havayla temas edince ısınma olayını çözemem. Evet, ben de şaşırıyorum. Şu an merak ediyorum. O zaman açayım. Artık benim gözüm kulağım olursun Cem. Aa, kalpli malpli baksana. Bu ne böyle? Aa, ay bu çok güzelmiş. Bu şimdi ısınmaya başladı. Isınıyor mu? Evet. Hadi tak o zaman. Böyle mi duracak yani şimdi bu? İncene ortalattık burnuna. Burnunu birazcık ortalattı. Heh, tamam. Doğru mu yaptım ben şimdi? Yani öyle göstereyim. Allah Allah. Neyse, o zaman 10 dakika sonra görüşürüz. Ben göremiyorum. Oha, sıcacık oldu Cem. Gerçekten şu gözlerimin olduğu yer var ya, soba gibi. Elektrikli soba gibi sıcacık. Tamam. Ya nasıl ısınıyor bu? Ne acayip bir şey. Dur bakalım çünkü yuralarından. Ya keşke bunu hissedebilsen Cem. Sıcacık oldu. Oha, sıcak bayağı. Soba yanmış gibi. Kapat iyicene. Ay bunu hissetmeni istiyorum. Çok acayip. Peki. Kalplerle bakıyorum sana bak. Emoji gibi oldum ya. Evet, öyle farklı böyle gözler falan da koyabilirler. Yalnız var ya, bunu deneyin. Çok acayip bir şey bu. Bitti hayatım. Aa, uykum geldi. Oha, terlemiş sıcaktan. Nasıl? Nasıl sıcak olabiliyor böyle ya? Ne düşünüyorsun? Çok güzel ama başka bir şey deneyeceğim ben. İçine mi ısıtıyorsun? Çok komiksin. Daha sıcak mı hala? Evet. Evet, şimdi ikinci aşama için saçlarımı yıkadım ve taradım ve hala ıslak. Çünkü bu ürünü, buhar maskesini yapmamız için üzerinde saçlarımızın yeni yıkanmış ve ıslak, taranmış halde olması gerektiği yazıyor. Öyle bir ürün. Bu arada bu da ısıyı hapseden bir kağıt maske, ısınacakmış bu da. O gözümüze uyguladığımız şey gibi, çok acayip. Kendiliğinden ısınan, ısıyla aktifleşen yoğun saç bakımı diyor. Çok enteresan şeyler denedik bu videoda. Aşamaları var zaten. Önce işte saçıma süreceğim, sonra boneyi takıp 10 dakika bekleyip yıkayacağım. Paketin üstündeki kısmı sağ üst ucundan çekerek açınız. Peki. Kime göre sağ? Evet. Başlayalım. Evet. Böyle her yerine sürüyorum. Bu arada saçıma ilk defa bir şey yapıyorum. Hiç dokunmam normalde yani. Saç bakımı... Ay çok güzel kokuyor. Hiç öyle saç bakımı yapmadım yani. İlk defa saçımla uğraşıyorum şu an. Banyoya girer çıkarım yani. Bir de kendi saçım olduğu için hiç boya yok saçımda. Krem bile kullanmıyorum yani. Sadece şampuan yapıyorum. Çok güzel kokuyor bak. Yine saçım ısınacak bu sefer. Az önce gözüm ısındı, şimdi saçım ısınacak. Öyle çok dedim ama bak bitti bile. Eğer memnun kalırsam yaparım yani bunu ayda bir kere. Vallahi hep görüyordum ha YouTube'da. Saçlarına böyle şeyler yapıyorlar. Ben de ilk defa deneyeceğim. Bitti. Böyle. Bunu da içine alayım. Evet, şimdi 10 dakika bekliyoruz. 10 dakika sonra görüşürüz.
Evet, 10 dakika doldu. Şimdi ben bunu çıkarıyorum. Ve saçımı yıkıyorum. Sonrasında görüşürüz. Evet, şimdi banyodan çıktım. Saçlarımı da kuruttum. Saçlarım ışıl ışıl parlıyor ve o kadar yumuşak ve mis gibi kokuyor şu anda. Yani ben beğendim ama tabii bunun herhalde sonucunu biraz zaman geçtikten sonra alabiliriz gibi geliyor bana. Çok güzel kokuyor ama ara sıra yapmayı düşünüyorum bu maskeyi. Evet, şimdi yapmadan önce bu ayaklarla ilgili olan bu ne denir buna, bacak pediymiş 6 adet, onu deneyeceğiz. Sabah anlatmıştım ya, yani gündüz anlatmıştım. Yani rahat bir uyku çektirdiği söyleniyor. Şimdi rahat pijamalarımı giydim. 6 tane 2 bacak içinde toplamda 3-6 tane ped varmış. Bir açalım bakalım. Öncesinde bir okuyayım size de. Bacaklarınızı uzun süre rahatlamaya ve yorgunluk etkisini azaltmaya yardımcı olur. Cilt şekline uyum sağlar ve rahatça kullanılabilir. Banyodan sonra ya da uykudan önce iyi yapışması için önce cildinizi iyice kurulayın diyor. Bacaklarım şu an kuru. Şu fotoğrafta şurayı gösteriyor. Şimdi şuraya, şu arkaya ve buraya koymamı söylüyor. Benim de genelde uyurken rahatsız olduğum kesim zaten şurası bence. Öyle hissediyorum. Yine açamıyorum böyle şeyleri. Cem gülüyor çünkü genelde ben açamıyorum ve Cem'i açtırıyorum. Kenarından başla. Cem, benim tırnaklarım yok. Şey değil, kenarından başla bak, ortasından değil. Ha? Hep yaşıyoruz biz bunu. Açtım. Niye bakıyorsun ki, açtım. Aa bak, bu yapışmalıymış, tamam güzel. Bak şimdi jelatininden çıkarıyorum. Ay buz gibi dondum. Bir şey diyeceğim. Fix gibi kokuyor. Bence bayağı etkili bir şey bu ha. Acaba şimdi iki tane mi kullansam? Ne diyorsun Cem? İki kullan bakalım. Ay çok soğuk. Buz gibi. Bu sefer tam eklem kısmını yapacağım. O kadar soğuk ki. Bakın böyle yaptım. Böyle mi yapayım? Evet, aynen öyle yap. Oy, buz gibi be! Of, dondum! Heh, aynen. Düşündüğüm şey benim, hayal ettiğim böyleydi. Ben olsam böyle kullanırım. Şu anda dondum ama haberim yok. Tamam, iki tanesini bırakıyorum çünkü düşündüğümden çok daha büyükmüş. Faydasını görürsem yarın yine yaparım o kalanlarla. O zaman sabah bu konuda konuşacağız. Bakalım sonuçlar nasıl olacak? Görüşürüz. Ve herkese tekrardan merhaba. Şimdi şöyle söyleyeyim, ben üründen memnun kaldım. Yani bilmiyorum, belki psikolojik ama hiç öyle ayağımı atma ihtiyacı hissetmedim sağ sola ve hemen de uyudum yani bir 10-15 dakika içerisinde. Dediğim gibi 6 parçadan 4'ünü kullanmıştım. Bu akşam 2 tanesini yine arka bacağı kullanıp o şekilde uyuyacağım. Bir gün daha denemek istiyorum, bakalım nasıl, gerçekten performansı doğru mu diye. Yani şu an için üründen memnun kaldım. Eğer bu gece sorun yaşamazsam birkaç tane alıp denemeyi düşünüyorum. Ürünü daha yakından görebilmeniz için de size bu aşağıya fotoğrafını koyuyor olacağım. Bu arada bu huzursuz bacak sendromunun sebebinin o bölgede, yani sorun yaşadığınız bacağın o bölgesindeki kan dolaşımının yetersizliği olduğunu hani araştırmalar sonucu bilgi edinmiştim. Bu bezler ya da bu pedler de o kan dolaşımının daha hızlanmasını sağlıyor. Zaten onu taktıktan sonra, o bezleri yapıştırdıktan sonra ayağıma o hissettim yani. Hani bu arada kötü kokmuyor, hiç kokusunu almıyorum. Sadece çok yakınlaştırırsanız yağın, İçeride esans yağlar kokuyor ama hiç kötü değil onlar da. Yapıştığı an bacağınıza zaten hissediyorsunuz yani, o orada bir şeyler oluyor böyle bir. Kötü değil bu arada. Hani ama etkilemek için o bölgeyi etkilediğini hissediyorsunuz o bezlerin, yapışan pedlerin. Benim deneyimim bu şekildeydi. Şu an için memnun kaldım diyebilirim. Videoyu beğendiyseniz like'a basmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek için de lütfen kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz o zaman. Hoşçakalın.